Merhaba. Biz doğal kaynakları tüketiyoruz. Doğa, dünya yeniden yerine koymaya çalışıyor. Yani bir denge unsuru olmaya, dengede tutmaya çalışıyor biliyorsunuz. Bu yarışta biz yani insanlık haddimizi aştıkça ne yazık ki dengeyi bozuyor, yarışta öne geçiyoruz. Üstelik bu yarışın sonucunun bizim yenilgimizle biteceğini bile bile yapıyoruz bunu. Haddimizi aştıkça limitimizi de aşıyoruz ulusal ayak izi A diye Türkçeleştirebileceğimiz yine uluslararası çok büyük kurumlar dünya çapında üniversiteler ve meslek kuruluşları tarafından desteklenen bir araştırma kuruluşu var. Bu kuruluş az önce kısaca anlatmaya çalıştığım bu dengeyi hesaplıyor. Dünya limit aşım gününü belirliyor. Geçen yıl dedi ki, ey insanlık, 2023 yılında doğal dengeyi bozucu o kadar çok iş yaptın ki 2 Ağustos tarihinde o yılın kaynağını bitirdin. Yılın bitmesine 5 ay kala dünya dengeyi kuramamaya başladı. 2024 yılı içinse bu tarihi bir gün öne çekti. 1 Ağustos 2024 tarihinde 2024'ünde kaynağı bitecek. Doğal kaynak tüketimi sürdürülebilir değil yani. Türkiye için durum ne peki? 2023 yılında 22 Haziran'da bitirdik. Bu yılsa geçtiğimiz salı günü yani 11 Haziran'da bitti hem tüm dünyadan 50 gün önce hem de çok daha hızlı tüketiyoruz. Dünya bir gün geriye çekti biz 11 gün. Bu Türkiye'nin doğal kaynaklarını dünya ortalamasından daha hızlı tüketmeye başladığını ve ekolojik dengeyi dünyadan daha hızlı bozduğunun bir göstergesi. Tamam şunu kabul ediyoruz. Türkiye'nin küresel ısınmaya olan katkısı %1 civarında. Herkes bunu söylüyor. Ve bunun da sadece küresel karbon emisyonuna olan katkısıyla ilişkili olduğu söyleniyor. Çoğu kaynak bunu doğruluyor. Olayın suçlular listesinde ilk sıralarda değiliz yani. Kabul. Bir şey daha kabul ediyoruz. Bu uluslararası ayak izi ana ve dünya limit aşım gününe karşı eleştirel yaklaşımlar da var. Hesaplama yöntemleri karmaşık, metodolojisi eksik, varsayıma dayalı bir yöntem diyenler var. Bunların hepsi bilimin işi. Az veya çok haklılık payları da vardır mutlaka. Ama bizim burada odaklanmamız gereken konu şu. Ülkemizin kaynak tüketimi biyolojik dengeyi kurma kapasitemizi aşıyor. Karbon ayak izimiz düşmekle birlikte yine dünya ortalamasının üzerinde. Önce enerji, sanayi ve ulaşımdan başlayarak sonra işin içine tarımı da alarak bu baskıyı azaltıcı önlemleri bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor. Aslında yapılacaklar belli ve hemen her yerde yazıyor. Ama naçizane benim fikrim ilk olarak ülkemizin ekonomik gücünü ve gelişim hızını düşürmeden burası önemli küresel ısınmayı bahane ederek bizi daha tam gelişmeden yarış dışı bırakmaya çalışanların oyunlarına da gelmeden kapasitemizin çok altında kullandığımız güneş ve rüzgar enerjisine daha çok yatırım yapılması ve artık tarımda suyun verimli kullanımı için ana unsuru maddi devlet desteği olan tam bir seferberlik ilan edilmesi Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir bayram yaşamanızı diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.